الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد غلبة أجر صدق رسول الله فيما قال أو كما قال مهتم سبحانه bir köpeğe kumdan ayak kamçına sulu oturup içilen bir adamın Allah'ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashab-ı kiram ey Allah'ın Resulü hayvanlara yaptığınız iyilikler içinde bir sevap var diye sorunca Peygamberimiz şöyle demiştir. Her canlıya yapılan iyilikler sevap var. Bir başka ise Peygamber Efendimiz bir kediye kızıp onu hapseder ve açlıktan ölmesine göz yuman bir kadını Allah'ın azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadını Cenab-ı Hakk'ın gazabından uğradığını ifade etmişti. Zira her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı ve ilahi cezası var. Aziz müminler, kainattaki her varlık gibi hayvanlar da Yüce Allah'ın varlığında ve kudretiyle delil olarak anlam taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan Allah'ın eseri olarak değerlidir ve onun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu hayvanlara karşı insanlığı şefkatli ve merhametli olmakla İslam hayvanlara zulüm ve işkence anlamına gelen, onları yaratılış amacına aykırı biçimde zorlayan her türlü davranışı yasaklar.
Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisinde bizi şöyle uyarır. Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. Yeryüzünde yüken hayvanlardan ve gökyüzündeki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer kuşludur. Evet, hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık halinde sevgi, şefkat ve iyilik nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış yatanında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dini, icdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirerek Rabbimizin rızasına tali olalım. Kıymetli dinleyiciler, bir de duyurum olacak. Bilindiği üzere kış mevsimi geçirmekteyiz. Camimizin de ısınmayan yaşlar var. Sizler de daha iyi hizmet olmak için işte altta ısınmalar devamlı yanıyor. Yani oldukça sıcak tutmaya çalışıyoruz. Faturalarımız da gelmeye başladı. Biraz bir ihtiyaçlarımız var. Büyük cami için, kendi camimiz için sizlerden yardım talep ediyoruz. Yüce Rabbimiz yapacağımız yardımları ve realizetini de kabul eylesin. Cumamız mübarek olsun. Allah